Uyuşturucu deyince, uyuşturucu çeteleri, mafyaları deyince aklımıza ilk önce hangi ülkeler, bölgeler geliyor? Güney Amerika geliyor değil mi? Meksika, Kolombiya, Venezuela, Bolivya gibi Latin Amerika ülkeleri aklımıza geliyor. Genelde dünya medyasına yansıyanlar bu ülkeler. Çeteler kavga eder, hükümetlerle çatışırlar vesaire. Şimdi sıkı dur. Bir ülke adı söyleyeceğim sana. Bu doğudan bir ülke ve komşumuz. İran. Uyuşturucu deyince akla ilk gelmesi gereken, klasmanda üst sıralarda gösterilmesi gereken ülkeler arasında İran var aslında. Ama dünya medyasına pek yansımaz. Aktüel bir meseledir aslında bu. İran'ın bir hattı var. Orta Asya'dan başlatıyor. Dünyanın her tarafına şebekelerini yayıyor. Şii propagandası, Şiileştirmek için yapılan operasyonlar vesaireden bahsetmiyorum. Uyuşturucudan bahsediyorum. Bildiğin uyuşturucu. Şimdi bir Lübnanlı bir yazardan birkaç satır paylaşacağım. Geçen gün yazmış. Lübnan basınında. Aslında bu meseleler konuşuluyor. Lübnan derken neyi hatırlıyoruz? Beyrut Limanı patlamasını. Beyrut Limanı yok olduğunda adı ilk geçen örgütlerden, yapılardan biri neydi? Hizbullah. Hizbullah aslında Orta Doğu'da çok tartışılan bir yapı. Türkiye'de pek tartışılmıyor. Şii propagandası, Şii örgütlenmesi, Şii partisi, işte Allah'ın partisi diyorlar değil mi mesela? Bak ben şöyle bir tanımlama yapayım. Uluslararası uyuşturucu mafyası Hizbullah. Şimdi bunu uydurmuyorum. Bu Orta Doğu'da sık sık gündem olan bir mesele aslında. Bariya Alameddin, Bariya Alameddin adlı bir kadın geçtiğimiz günlerde bir yazısı yayınlanmış. Bu yazı elime geçti. Ne yapalım? İran'ı gündemden düşüremiyoruz yani. O yazıdan başlayayım okumaya. Hizbullah anlatıyor. Hizbullah, Lübnan'ın Maliye, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının sürekli kontrolünü talep ediyor. Çünkü bu bakanlıkların bütçeleri ve yürütme yetkileri hukuki kazanç fırsatlarını arttırıyor. Meşru kazanç fırsatlarını arttırıyor. Lübnan'ın havaalanı, limanları ve ulusal sınırları silah ve uyuşturucu kaçakçılığı için hayati düğüm noktalarıdır diyor. Lübnan finans kurumları İran'a fon aklamaktan dolayı ceza almıştır diyor. Hizbullah'ın 2018 Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın küresel çaptaki en büyük 5 suç örgütü arasında gösterilmesinden bu yana yaptırımların etkisini telafi etmek için Tahran'dan para kazanmaya yönelik açık talimatların ardından operasyonları büyük ölçüde arttı. Narkotik yetkilileri Hizbullah suç şebekelerinin bu amaca ulaşmak için bazen hem IŞİD ajanları hem de İsrail suç çeteleriyle el ele çalıştığını görünce şaşırdı. Şoke oldu diyor. Yakın zamanda bir haber çıkmıştı. İsrail'deki suç şebekeleri, suç örgütleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Uçuşları başlamış. Geçişleri başlamış yani. Oraya yerleşiyorlar şeklinde bir haber vardı. Anlatabiliyor muyum? Bu mümkün yani. Yazara göre. Devam ediyorum. Bariya Alameddin'den. Hizbullah, çoğu Lübnan ve Suriye'nin Hizbullah kontrolündeki bölgelerinde üretilen amfetamin bazlı uyuşturucu olan Kaptagon'dan tonlarca amfetamin bazlı uyuşturucu ihraç ediyor. 2020'de İtalya'daki tek operasyonda 1,1 milyar dolar değerinde 84 milyon tablet ele geçirildi. Europol, Avrupa polisi uyarıyor. Hizbullah'ın elmas ve uyuşturucu kaçakçılığı suç faaliyetlerini yoğunlaştırdığını söylüyor. Afrika ve Avrupa arasında Hizbullah, Lübnanlı göçmen bağlantılarını Lübnanlı göçmen bağlantılarında, yasa dışı elmas ticaretinde ve Afrika'daki büyük silah kaçakçılığı operasyonlarında bir köprü oluşturmak için kullanıyor. ABD tarafından 2019 yılında yasa dışı elmas ticaretindeki rolleri nedeniyle cezalandırılan Hizbullah bağlantılı iki Lübnanlı iş adamının Warhol ve Picasso tabloları üzerinden aklama amacıyla sanat eserleri sattığını da düşünüyormuş. Böyle bir analiz var. 2017'de Ali Kur'ani tutuklanmış. Hizbullah'ın hedeflerine saldırmak üzere uyuyan hücrelerini görevlendirerek Amerika'da suç faaliyetlerinde bulunmaktan dolayı. 2011'de bir ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi soruşturmasında Hizbullah ajanı Eyman Cuma'nın, hala aranan biriymiş bu, ABD'ye tahmini olarak 85 ton kokain sevk etmek ve Lübnan Kanada Bankası da dahil olmak üzere çeşitli paravan şirketler aracılığıyla 850 milyon dolardan fazla uyuşturucu parasını aklamadaki rolünü vurguluyor. Cuma'nın labirent gibi kaçakçılık ağı Panama ve Kolombiya'dan Batı Afrika üzerinden Lübnan'a kadar uzanıyor diyor. Hizbullah'ın Latin Amerika ağı İmad Muğniye, daha önce öldürülen İmad Muğniye tarafından idare ediliyordu diyor. Başlangıçta diyor Arjantin, Paraguay ve Brezilya'nın 3 sınır bölgesinde yer alsa da bu operasyonlar Maduro'nun Venezuela'sında giderek güçlendi diyor. Akıl alır gibi değil, değil mi? Bildiğimiz Hizbullah imajından çok uzak bir şey, değerlendirme bu. Lübnanlı göçmen aileler Venezuela kıyılarında yerleşik geniş narkotik ağları işletiyorlar ve esas olarak Amerika'ya hedef alıyorlar. Birazdan bunun sebebini söyleyecek. Bu aileler uyuşturucu ticaretindeki rolü nedeniyle yaptırım uygulanan Venezuela Petrol Bakanı Tarık El Asami ile yakın bağlara sahipler. Asami 2020'de birkaç Venezuela petrol rafinerisini düzenlemek için Ulusal İran Petrol Şirketi ile yapılan sözleşmede dolandırıcılık yapmakla suçlanmış. Yolsuzluk. Hizbullah'ın silahsızlandırılmayı reddetmesinin sebeplerinden biri diyor Ali Alameddin, liderlerinin ve İranlı müşterilerinin yasa dışı operasyonlarından milyarlar kazandırmasıdır diyor. Hizbullah'ın uluslararası suç portföyü esas olarak Hasan Nasrallah'ın kuzeni, Hizbullah'ın Tahran temsilcisi Abdullah Safiuddin tarafından yönetiliyor. Hizbullah'ın gelirlerinin aklanması için gerekli olan odun kömürü gibi dökme malzemeler sıklıkla kokain kaçakçılığı için örtü olarak kullanılmaktadır diyor. Irak ve Suriye'de İran destekli Haşdi Şabi paramiliter güçleri bölgeler arası kaçakçılık çetelerinin bir parçasıdır. Özellikle Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis suikastlerinden sonra önemli bir değişiklik yapılmış, rakip milislerin toprakları üzerinde, kontrol ettikleri bölgeler üzerinde rekabet başlamış. Bu milisler dünyadaki saf metamfetamin merkezleri için, eroin ve diğer kaçak mallar için Basra gibi geçiş noktalarını kullanıyorlarmış. 1990'larda, şimdi bunun gerekçesini açıklıyor, bu ne zaman başlamış yayılmaya? 1990'larda Hizbullah'ın ruhani danışmanları uyuşturucu ticaretinin İslam düşmanlarına karşı bir savaşın parçası olarak batılı kafirlere satılması halinde ahlaki olarak kabul edilebilir, caizdir şeklinde fetva vermişler. Ancak bu bugün Beyrut'tan Tahran'a milyonlarca insanın başına bela oldu diyor. Bağımlıların sözde Allah'ın partisi, Hizbullah öyle demek ya, Hizbullah'ın teolojik olarak ilahiyat bakımından tasdik edilmiş suçluluğu sayesinde. Hizbullah ve yandaşlarının silahlarını bırakmak istememelerinin en az tartışılmasının nedeni Hasan Nasrallah, Hadi el Amiri, Ali Hamaney ve ailelerinin bu suçların doğrudan sonucu olarak uluslararası çapta hayal edilemeyecek kadar zengin yapan milyar dolarlık suç operasyonlarını yönetememe ihtimalidir. Hizbullah'ın suç ve terör eylemlerini görmezden gelen çok sayıda devlet var. Saad Hariri ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nasrallah ile birlikte hükümet oluşumunu paylaşmak üzere görüşme yaptılar biliyorsun. Beyrut limanının uçmasından, havaya uçurulmasından sonra. Bu mesele gündeme gelmemiş mesela. Oysa Lübnan kamuoyu bunu konuşuyor. Hizbullah'ın yapısını, bu kirli ilişkilerini konuşuyor. Lübnan ordusu endüstriyel ölçekte kaçakçılık ve organize suçla mücadelede güçlendirilmiş biçimde rol oynanmalıdır diyorlar. Şimdi Hizbullah'ın imajını, yapısını, propagandasını bir daha düşünelim.